Arkadaşlar merhaba ben Santranç Öğreniyorum'dan yorumdan ikinci videomuzda birlikteyiz. Hemen şunu atlayalım tekrar. Bunu artık öğrendiniz sanırım. Santranç'a giriş ilk videomuzu söylemiştik. İkinci videomuzda ne yazacağız acaba? Arkadaşlar hemen şuraya karalayalım şeyler. Santranç. Santranç. Arkadaşlar burada ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bakalım. Santranç'ın tarihçesi. tarihçesi. Ne olabilir arkadaşlar başka? Kazandırdıkları. Bunu K ile yazıyorum sadece. Bir de arkadaşlar santracın dizilişi. Taşların dizilişi arkadaşlar. Bunu zaten bilmemiz gerek. Onu ikinci videomuza attım bunları. Evet arkadaşlar kalemimizi şöyle kapatalım. İkinci videomuza başlayalım. Santrancın tarihçesi, kazandırdıkları ve dizilişi. Şunu kazandırdıklarını faydaları olarak da bakabiliriz. Santranç bize ne katıyor acaba? oynuyoruz ama bu oyunu bize ne katıyor? İlk, ilk önce tarihçesine bakalım arkadaşlar. Santranç Hindistan'da tahmini 1500, 1500 yıl önce bulunmuş klasik bir strateji oyunudur. Efsaneye göre arkadaşlar Hindistan hükümdarı danışmanlarına çocukların savaşta iyi düşünen başarılı bir general olmaları için bir yol bulmaları talimatını vermiştir. Satranç bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Keşfedildikçe bugüne kadar gelmiştir arkadaşlar. Yani Hindistan'da bulunmuş. İlk adı e, ilk adı arkadaşlar e, Santranç'ın ilk adı acaba neydi diyenler için Çaturanga'dır. Sonra Çaturanga değişe 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 başka adlar ala ala en sonunda Satranç adını almıştır. Tabi bu Hindistan'dan sonra İran'a sanırım. Ondan sonra Avrupa'ya doğru yayınlı olarak gelişmiştir, keşfedilmiştir. Ve e, oynayanlar e, git, gitmiştir ama yani kaybolmuştur bilinmiyordur ama satranç artık kal kalmıştır. İlk tabi kurallar böyle değildi. Sonradan koydular kuralları. Tam oturduğu kuralları sonradan koydular ve bu zamana kadar kurallar kendini çitirmeden yitirmeden geldi. Parçası bu arkadaşlar. Daha da detaylı olmak için bakmak için internetten bir surf ile araştırabilirsiniz. Surf dediğim yani gezinebilirsiniz, bir bakabilirsiniz. Google'a yazıp bakabilirsiniz. İkincisine geçiyoruz bizim ikinci videomuzda ikinci Maddemize geçiyoruz. Kazandırdıkları K ile kısalttım. E, faydaları da diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bize santrange oynamada ne kazandırıyor arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Gözünde canlandırma. Mesela gerçek hayatımızda gözünde canlandırma olayını kazandırıyor. İleri görme olayını kazandırıyor. İleri görüşlü bir e, vatandaş olabiliyoruz. Sonra seçenekleri değerlendirme ve kuvvetli analiz ve planlamayı Bizim hayatımıza santranç oynayarak katabiliriz bunu farklı yollardan da katabiliriz ama Seçenekleri değerlendirme kuvvetli analiz planlama gibi e, e, Gelişmeleri Hayatımıza katabiliriz arkadaşlar bunun için önemli bir oyundur Oyundur spordur Bu niteliği taşır kazandırdıkları da budur arkadaşlar hayatımıza Dizilişine bakmak için ne yapacağız önce Tahtamızı getireceğiz ikinci videomuzdayız arkadaşlar Diğer videoları da izlemeye çalışın Daha çok Sohbet niteliğinde gittiği için e, ee, iyi video canınızı sıkmadan santralcı öğreneceğim ve bir sporda daha bir katmış olursunuz hayatınıza. İkinci, üçüncü şeyimiz neymiş maddemiz diziliş. Hemen tahtamızı getirelim. Tahtamız yine aynı. Değişme olmadı. Birinci videodan belli aynı. Ee, diziliş nedir arkadaşlar? İsterseniz ben burada dizdim ama dizmenin kurallarına da yine bakalım arkadaşlar. Diziliş şudur arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce bir önemli bir kuralı söyleyeyim size arkadaşlar. Şu dediğim gibi gök renkli taşlara beyaz, altın renkli taşlara siyah diyeceğim. Beyaz dediğim taşlar hep oyunda ilk başlar. Hani beyaz bakın uyumlu bir şey oldu. Beyaz dediğim taşlar hep oyunda ilk başlar. İlk başlayan taş beyazdır hep. Hemen aya diziliş şeklini anlatayım. Canınızı sıkmadan 16 askerimiz var demiştik. 16 askerimiz de rakipte demiştik. 8 tane küçük askerlerimiz var bizim. Bunların adı piyondur. Piyon. Şunlar piyondur arkadaşlar. Piyon olduğunu söylemiştik. Piyonun dizilişi hep diğer taşların bir önündedir. Gördüğünüz gibi hep yan yana dizilir. Hiçbir ayrım yoktur. Diğer ana büyük taşları korurlar bir niteliğinde. Çevik niteliğindedir. Hep diğer önemli taşların önündedir. Gördüğünüz gibi ikinci kısma dizilirler. Böyle diziliş budur arkadaşlar piyonlarda. Diğerine gelelim arkadaşlar. Diğeri de önemli olan sağdan başlayarak gelelim isterseniz. Bana göre sağ ve soldan başlayarak köşelerden başlamak gerekirse e, bunu önce adlarını zaten söylemiştik. Bilmi söylememize gerekiyor. Kaleye benzen bir şey görüyorsunuz. Kalede köşeleri en köşeleri dizilir arkadaşlar. Her zaman en köşeye kalede var. Kale her zaman en köşededir. Onun yanında arkadaşlar her zaman at olur arkadaşlar. Her zaman kalenin yanında ne olurmuş? At olurmuş. Unutmayın kalelerin yanında her zaman at. Kale en köşede. Kale, kale kaleden isminizi hatırla... Ha, hafazanıza kazımak için kale K ile başlar. Köşede olur. K köşe K ka, kale. Buradan aklınızda kalabilir. At onun hemen yanındadır arkadaşlar. At da zaten iki kelime. Hemen ikinci sırada olduğu için iki kelimeden oradan aklınıza kalabilir at dediğim. Fil üç kelime arkadaşlar. Fil de onun yanındadır. Üç kelime olduğu için üçüncü sırada arkadaşlar. Buradan aklınızda kazıyabilirsiniz. Arkadaşlar önemli olan kısım bu kısım. Arkadaşlar vezirler rengine sahiptir. Kendi rengine yani vezir beyaz vezir beyaz e, kare, kare kısmında siyah vezir dediğim yani altın renkli olan da siyah. Kendini koyu koyu olan kısımda beyaz vezir beyaz da olur. Beyaz kare de olur siyah vezir de siyah karede. de. Doğal olarak e, şahımıza da bir tek seçenek kalıyor budur. E, son seçeneğimizde son karemizde odur. Hani bu dizili çok basit. Dediğim gibi bu kuralı unutmayın. Kale dediğim şey köşe. K'den hatırlayın. At iki kelime ikincisi yanında. Fil üç kelime üçüncüsü yanında. Bunlar zaten dedik. Beyaz verir beyaz karede. Siyah verir siyah karede olur. Arkadaşlar böyle dizilişi hepsini dedik. Santranç öğreniyorum. De. ikinci videomuz bu kadar. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere derken bir şey daha diyebilirim. Santranç'ın böyle neye benzediklerini böyle onları da araştırıp anlatmaya çalışacağım yine ikinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Santrancı da iyi öğrene öğreneceksiniz eminim. İyi günler.